Evet arkadaşlar, tekrardan merhaba. Soru çözümlerimize kaldığımız yerden devam edelim. Evet, bu sorumuzu çözmüştük. Şimdi sıradaki sorumuza bakalım arkadaşlar. Şimdi sığaç ile oluşturulan alternatif akım devresinde hangileri doğrudur şeklinde sormuş. Sığaçın kapasitansı 1 bölü 2 PF çarpı C'dir demiş. Hemen kapasitans neydi? XC eşittir 1 bölü W çarpı C idi. XC eşittir. Buradan 1 bölü W yerine 2PF yazıp çarpı C dediğimizde evet doğru olduğunu görüyoruz. Devrenin frekansı arttırılırsa kapasitans azalır. Bakalım. Frekansımı arttırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi kapasitansım ne yapacaktır? Yani azalacaktır. Direnç değeri azalacaktır. Evet, doğru. Sığacın levhaları arasındaki uzaklık arttırılırsa. Şimdi şöyle formülümüzü tekrardan bir yazalım. XC eşittir 1 bölü 2 pi f çarpı c. Şimdi sığacın demiş arkadaşlar. Yani c eşittir hatırlarsanız neydi? Epsilon a bölü d idi. Şimdi uzaklık arttırılırsa sığacımın sığası ne yapıyordu? Azalıyordu. Şimdi sığa azalırsa arkadaşlar burada xc'nin ne yapması lazım? Artması lazım. Şimdi xc artar. Ohm yasasına uyar dedik alternatif akım. Hemen uygulayalım. V etkin eşittir. Örneğin I etkin çarpı R yerine burada xc yazdım. Burada xc gördüğünüz gibi arttı. O zaman etkin akım azalacaktır. Etkin gerilim denklemi sabit. O zaman 3 numara yanlış olacaktır. Cevabımız 1 ve 2. Evet. Şekildeki KLM lambalarından hangileri belli süre sonra ışık vermez demiş arkadaşlar. Belli süre sonra ışık vermez. Hadi bakalım. Arkadaşlar baktığımızda hangisi alternatif akım kaynağına bağlı, hangisi doğru akım kaynağına bağlı? Öncelikle şu hemen bakın, şurası hemen gözümüze çarpıyor. Burada L lambası sığaca seri bağlanmış. Tamam. Seri bağlanmış. Ama burada bakın doğru akım kaynağı var. DC var. Bu tercih edilen bir durum değil arkadaşlar. O yüzden ne yapmayacaktır? L lambası ışık vermeyecektir. Bakın şuradaki bobinin doğru akım kaynağına bağlanmış. Doğru akım kaynağına bağlanmış. Burada lamba ışık verir. Burada bir sorun yok. Bobinde böyle bir durum yok. Alternatif kaynağa bağlandığında yine sorun oluşmuyordu. Burada da lambamız ışık verecektir. Hangisinde ışık vermeyecektir arkadaşlar? L'de ışık vermeyecektir. Hangileri belli bir süre sonra ışık vermez demiş arkadaşlar. Dikkat edin. Yani kısa süreliğine şu L lambası hani kondansatör dolana kadar ışık verir. Kapalı anahtar gibi davranır kondansatör. Ama dolduktan sonra açık anahtar gibi davranacağı için ışık vermeyecektir. Cevabımız yalnız L olacak. Evet, şimdi sıradaki sorumuza bakalım. Sığası C olan bir sığaca şekildeki gibi alternatif gerilim uygulandığında devreden IC değerinde etkin akım geçiyor. Tamam. Devreye uygulanan gerilimin frekansı azaltıldığında. Arkadaşlar yine formül fizik, AYT fizik demiştik. XC kapasitans burada neye eşitti? 1 bölü 2 pi çarpı F çarpı C'ye eşitti. Frekansı azalttığımda dikkat ederseniz XC'nin artması gerekir. Burada azalır demiş. O yüzden yanlış arkadaşlar. Sığacın sığası değişmez. Sığacın sığası değişmez. Buna bakalım. Arkadaşlar frekans azaltıldığında sığacın sığası. Arkadaşlar bu maddenin yapısıyla alakalı bir şey. Yani sığaç. Dolayısıyla frekanstan etkilenmez. Neydi formülümüz? C eşittir epsilon a bölü d idi. Yani burada sığa idi, değil mi? C'miz neydi? Sığa. Burada frekansa bağlı değil bakın. Neye bağlı? Levhalar arasındaki yalıtkan ortamın dielektrik katsayısına, levhalardan birinin alanına ya da aradaki uzaklığa bağlıydı, değil mi? Dolayısıyla sığası değişmez, doğru olacak.
Devreden geçen etkin akım şiddeti azalır. Bakıyorum burada xc artmıştı. Ohm yasasına uyarlarsak v etkin eşittir i etkin çarpı xc yazdığımızda, evet, ohm yasası gereği xc artarsa i etkinin azalması gerekir. Bu da doğru. Cevabımızı sanıyorum E seçeneği olarak işaretleyeceğiz. Evet, sıraya da burada bir değinmiş olduk arkadaşlar. Evet, şimdi transformatör sorularımıza geçelim. Bobinlerin sarım sayıları şekildeki gibi olan XYZ ideal transformatörlerinin girişlerinde VP gerilimi uygulanıyor demiş. Tamam. Hangileri yükseltici olarak çalışır? Yani arkadaşlar, çıkış geriliminin daha yüksek olması demektir. Çıkış gerilimi yüksek olması için ikinci devrenin sarım sayısının daha yüksek olması gerekir. Bakın burada 2'den 1'e düşmüş olmaz. 1'den 1 yine değiştirmiyor. Ama burada bakın 2'den kaça çıkmış? 3'e çıkmış. Dolayısıyla hangisi yükselticidir dediğinde cevabımızı C seçeneği olarak işaretlememiz gerekir. 8. sorumuz. Evet. Bakalım, şekildeki transformatörün primer ve sekonder devrelerinin sarım sayıları MP3NS'dir. O zaman primer devre sekonderin 3 katı. O zaman şöyle yazsak, buraya 3N yazsak, buraya 1N yazabiliriz. Şimdi bu transformatörün verimini bulabilmek için hangilerinin bilinmesi gerekli ve yeterlidir diye bir şartta koşmuş arkadaşlar. Evet. Şimdi veriminin bulunması için, verim neydi arkadaşlar? Verim neydi? Hatırlarsanız giriş gücü, yani VP çarpı IP, çıkış gücü VS çarpı IS idi. Zaten buradaki şu 3N bölü N'de gördüğünüz gibi gerilimlerin değeri belli arkadaşlar. O zaman gerilimlerin değeri bu oranda olacak. Dolayısıyla ama ne lazım bize? Akım değerleri lazım. O zaman ikisi bize gerekir. Evet, 9. sorumuz daha da dikkat edeceğimiz güzel bir soruya benziyor. 9. soru. Bakalım ne yapıyorduk hemen? Dikkatimizi çeken şu sağ tarafta. Sağ taraftaki L'den M'ye aktarılan sarım nasıl devam etmiş? Örüntü düzgün mü devam etmiş, ters mi devam etmiş? Ona dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Bakın burada dikkat edelim. Örüntüye bakalım. Bakın K'dan çıkalım. Üstten gelmiş. Alttan arka taraftan sarılıp tekrar üstten çıkmış. Arka taraftan sarılıp tekrar üstten çıkmış. Arka taraftan sarılıp tekrar üstten çıkmış. Arka taraftan sarılıp bakın bu sefer buradan aynen devam etmiş arkadaşlar. Doğru mu? Buradan aynen ne yapmış? Devam etmiş. Yani doğru bir sarım olmuş, değil mi? Doğru bir sarım olmuş. O zaman hemen örüntü doğru devam etmiş. O zaman 5N bölü 3N şeklinde yazdığımızda, şuraları topladığımızda, değil mi? Eşittir 300 bölü, mesela çıkışa da X dersek örneğin, X dediğimizde N'ler ne yapacak? Sadeleşecek şeklinde düşünebiliriz bunu. Buradan 300'ü 5'e böldüm, 60. 60 çarpı 3'ten ne yapacak? Cevabımız 180 olmuş olacak arkadaşlar. Evet, şu bağlantı noktasındaki örüntüye dikkat ediyorsunuz. Yine çiftli bir transformatör, dikkat etmemiz gerekiyor. Bakalım burada neler yapabiliriz? Siz de bir bakın. Şu bilgiden yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın MP'nin 2 katı. MP'nin 2 katıymış arkadaşlar. Burası N ise burası ne olacak? 2N olmuş olacak. MP'nin kaç katı? 2 katı. K bölü L oranını soruyor. Bu şekilde nasıl kodlamıştık? Girişin çıkışı oranı 6 bölü 9 eşittir. Ne yapıyordum? Birinci ile birincinin çarpımı. Yani kesir çizgimi çektim. K çarpı M. İkinci ile ikincinin çarpımı L çarpı P diyordum. Değil mi? L çarpı P diyordum. Evet, 6 bölü 9'umuz eşittir
Bizden ne istiyor? K bölü L oranını istiyor. Burayı bilmiyoruz. K bölü L oranını bilmiyoruz. Çarpı M bölü P oranını istiyor. M bölü P oranı da arkadaşlar 2 bölü 1'den 2 yapacaktır. Değil mi? 2 bölü 1'den 2 yapacaktır. Şimdi şunun paydasını bir düşünelim. K bölü L oranını buradan çekelim. X gibi düşünelim bunu. Ne olacak burası? 6 bölü değil mi? 1 çarpı 6, 6. 2 çarpı 9, 18 gibi düşüneceğiz. 6 bölü 18'de 1 bölü 3 gelmiş olacak arkadaşlar. Cevabımız Bursa olacak. Evet, birinci ile birinci bölü ikinci ile ikincinin çarpımları şeklinde kodluyoruz. Buna benzer bir soru az önce çözmüştük. Bu da size ödev olsun bakalım. Ya da yine de düşünebiliriz, beraber yapalım. Bakın bir şart koşuyor arkadaşlar. Yeterlidir diyor bakın. Yeterlidir. Neyin bilinmesi için yeterlidir? Verimin bilinmesi için yeterlidir diyor. Ha, verimin bilinmesi için yeterliyse burada ne yapıyorduk? Giriş gücünü paydaya yazıyorduk hatırlarsanız. Giriş gücü paydaya yazılıyordu. Çıkış gücü de nereye yazılıyordu? Paya. O zaman arkadaşlar şu ikisini bildiğimde değil mi? Yeterli olacaktır. Evet, yine güzel sorulardan biri burada var arkadaşlar. Çiftli transformatör. Hemen yazıyorum. Bakın V1 bölü V2 artık ezberledik. Birinci ile birincinin çarpımı K çarpı L. İkinci ile... Yok pardon, yanlış oldu. Şunu silelim. K çarpı M diyelim. Birinci ile birincinin çarpımı. İkincisi de L çarpı P diyelim. İkinci ile ikincinin çarpımı. Evet. Arkadaşlar bu şekilde kodlamamızı yaptık. Şimdi bizden birinciyi sabit olmasını istiyor. Evet, sabit yazdım. Bakın bunun sabit olacakmış, değişmeyecekmiş. V2 gerilimini arttırmak istiyorum. Şunu arttırmam için ya yanındaki L ve P'yi arttırmam lazım ya da çaprazındaki bakın K ve M'yi azaltmam lazım. O zaman hangileri tek başına yapılabilir bakalım. K bobininin sarım sayısını azaltmak. Evet, bunu azaltırsam çarpım şekli olduğu için artacaktır. Doğru. Değil mi? L bobininin sarım sayısını azaltmak. Hemen yanındaki bununla doğru orantılı olduğu için L azalırsa V2 de azalır. Olmaz. P bobininin sarım sayısını arttırmak. Evet, paydadaki ile yine bu da paydada doğru orantılı. Bu da doğru olacak. Cevabımız 1 ve 3 olmuş olacak arkadaşlar. Evet, benim sizden İstediğim şu, föyleri anlatırken dikkatimi çekti. Arkadaşlar, elektrik potansiyeli konusunda yüklü kürenin potansiyeline ve yüklü kürenin elektrik alanına bakmanızı istiyorum. Orada tekrar bir konu anlatımı olarak değerlendirin. Şimdi, evet, uzun bir ünitenin sonuna geldim. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.